45 kilo olarak Gaziantep'te Falay Hastanesi'ne başvuran Yıldırım, burada geçirdiği başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşmak için gün sayıyor. Ağrım çok mu? Yok, elhamdülillah hiç ağrı hissetmedim valla. Daha tüyü yani gerçekten olmuş. Söylüyorum, hiç ağrı hissetmedim. Ne güzel. Elhamdülillah, şükür. O da baktım ki senin rengin değişti dedi. Değişti. Ya al kıyacağım. Yeri dedi, ben kıyam. Sen de sen. Sen de sen al. Ben de çok hocamız zaten biliyordum ilk başta. Gelmiştim, geri kaçtım. Bu sefer dayanamadım, geri geldim. Kimse bana bakmadı. Onun kapısına geldim, Allah razı olsun. Kapısını açtı, sonuna kadar bana yardımcı oldu. Ameliyat etti. Elhamdülillah şükür iyiyim. İnce hiç nefesim geri gitmiyordu. Şimdi iyiyim elhamdülillah. Bundan önce 12 sene evvel karnıma 30 kilo almıştım yağı. Geri birleşti, bilmiyorum nasıl olduysa. Bu sefer hepsi ayaklarımda toplandı. Bundan sonra 12 senedir ben böyle yatarak yerdeydim. Kalkamıyordum, oturamıyordum. Nefesim kesildi. Sağ olsun telefon ettik, dedi gelsin bir bakayım. Geldik. O da içine sinmedi, dedi ben korkuyorum. 11 doktor üzerinde beni muayene ettiler. Hepsi de karar verdiler. Tabi hocamın sayesinde. Evet, 200. 245. Kaç? 245. Peki mesela 2 yıl önce kaç kiloydunuz? 225'tim. O zaman bu kilo sizde sürekli artış gösterdi. Artıştı gösterdi. Oturtularak hiç kalkamadım, hareket edemedim. Hepsi olduğu gibi ayaklarımda birleşti. Ondan sonra kalkamıyordum, nefes alamıyordum. Dedim, gittiğim zaman da Şırnak'tan gittim ki 3 defa direkt ama bana diyordu, ben öksürüyordum diyordu, seni sevkini yapacağız, Diyarbakır'a göndereceğiz. Diyarbakır'a gittim, efendime söyleyeyim, Aintab'a gittim, dolaştım hastanelere. Dediler ki bizim yapacağımız bir şey yok. İstanbul'da aradık, dedi gelirse gelsin, biz ameliyat etmeyeceğiz. İlk başta mesela biz deney yapacağız, ayaklarından filan. Bu yeni bir doktor açmıştı. Ben de gitmedim oraya. Dedim hadi bir İstanbul'a gideceğime Aintab'a giderim, doktorumun yanına giderim. Selçuk Bey sağ olsun onun yanına geldim. Ne hissediyorsunuz? Şimdi çok mutluyum. İnan ki çok mutluyum. Biraz bu ayaklarım olmasa şimdi koşar giderdim. Ama sadece işte koşamıyorum. Elhamdülillah şükür iyiyim. Obezite sınırları, morbid obez dediğimiz 250 kilo sınırını aşıyor. Bu da birçok hayati tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Hocamıza güveniyorduk. Kendisine de biz de desteğimizle buradaki en büyük destek de tabii ameliyathane ekibinden geldi. Çünkü herhangi bir ameliyat masasının hastamızı kaldırma şansı yok. Çift ameliyat masasını birleştirerek yaptılar bu zorlu operasyonu. Gurbet Hanım'la tanışıklığımız 2 yıl önce aslında, kabaca yanlış hatırlamıyorsam. Obezite problemi olan bir hasta, yeme bozukluğu ve ona bağlı kilo artışı yaşayan bir hastamız. Tabii obezitenin vücut kitle indeksi 101, süper obezite diyoruz 60 üzerine, onunki 101. Artık hani sınırların, normal sınırların biraz dışında bir obez, riskli bir obez. Kalbi çok güzel, cerrahinin stresini böyle birlikte azalttığımız, birlikte birbirimizi cesaretlendirdiğimiz bir hasta. Benim hani Gurbet Hanım'ın ile ilgili söyleyebileceğim en kıymetli şey o. Ameliyattan biz de çekiniyoruz hastalar gibi. Yani istediğimiz kadar riskini anlatalım, istediğimiz kadar imzalar alalım. Bir insan hayatından bahsediyoruz. Ameliyata giderken bir cümlesi var, o çok enteresandı. Uyanmazsan üzülme dedi sakın, kafana takma dedi. Ameliyat esnasında da sürekli o kafamdaydı. Ama bu arada bu ameliyat cerrahın ameliyatı değil sadece. Bu gerçekten çok büyük bir ekip işi. Bu 245 kilo kendi bildiği en son tartısı. Bizim baskülde bir 264'ü var. O diklikte o ağırlığı kaymadan tutmak biraz mesele. Obezite masamız var. Yani ameliyathanenin teknik hiçbir eksiği yok. Ama ona rağmen kaymasıyla ilgili bir kaygımız vardı.
Onun dışında ameliyat rahat bir ameliyattı. Pozisyonu vermekle uğraştık sadece, o kadar. Bir kronometre yok, insan vücudu öyle bir sistem değil. Ama bunu birlikte görürüz umarım, dilerim. İlk ay %10'a yakın bir kilo kaybı olur. 25 kilo civarında vermiş olur. Tahmin ediyorum 6 ay sonunda 80 kilo civarında vermiş olur. Bir yıl sonunda şu anki vücut ağırlığının yarısına ulaşmış olur. O zaman yavaş yavaş bacaklarıyla ilgili minik dokunuşlara ihtiyacı olacak. Bunu, bu 5-6 günlük hastanede yatışı bile onu bir 10 kilo zayıflatmıştır. Ailenin bir ferdi gibi balonlarımız şişiyor, parti vereceğiz dedim. İnşallah. Bu oda balon dolacak, parti vereceğiz.